Sektör yenilendikçe biz de kendimizi yeniliyoruz. Bu şekilde işimize devam ediyoruz. Kullanmış olduğun ürünler, müşteriye göndermiş olduğun servis elemanları, telefonunda müşterilerle ilgilenen kişiler olsun. Ya kurumsal olursan, işini de profesyonelce yaptığın sürece ayakta kalırsın diye düşünüyorum yani. Yani 100 müşteri fiyattan dolayı istersen %40 zam yap. Fiyattan dolayı müşteri kaybına uğrayacağını düşünme oranı bence %5. Birkaç kere internette işte Yıldırım Halı Temizleme diye girdiğimde ERA 111 kullanan firmalar diye kendi firmamın ismini, numarasını, adreslerini gördüm. Bu da beni gerçekten çok memnun etti. O bakımdan ERA 111 ailesine gerçekten çok teşekkür ederim. ERA 111 TV'den herkese merhabalar. Antalya turumuz devam ediyor. Antalya Yıldırım Halı Yıkama'da firma sahibimiz yanımızda. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Konukseverliğiniz bayağıymış. Geldik böyle sohbetiniz, muhabbetiniz, güler yüzünüz. Her zaman beklerim. Her zaman. Abi Yıldırım Halı Yıkama ne zamandır bu sektörde? Ne zamandır var? Bize biraz bahseder misiniz? 2009 yılından beri biz bu sektördeyiz. Kardeşlerimle beraber bu işletmede yıllardır devam ediyoruz. Yani kurumsal bir şekilde işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii piyasanın şartları da sürekli değişiyor. Biz de piyasanın şartlarına göre, teknolojiye göre mesela bu işin ihtiyaçları var. Makine bakımından, deterjanlarda yeni ürünler çıkıyor. Hem parfümde hem leke çözücülerde bununla beraber mesela bambu tarzı halılar çıkıyor. Bunların için bunlara gerektiren deterjanlar var. Bunların üzerinde işte çalışıyoruz. Sektör yenilendikçe biz de kendimizi yeniliyoruz. Bu şekilde işimize devam ediyoruz. Abi peki bu sektörde 2009 yılından beri varsınız. Yıl geldi 2022. Şöyle bir değerlendirmek gerekirse zaten Antalya'da köklü firmalardan birisiniz. Buraya kadar nasıl geldiniz? Bir firmaların kalıcı olması için sizce neler yapmalı? Şöyle söyleyeyim. Diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de işini kurumsal yaptığın sürece her zaman ayakta durabilirsin. Kullanmış olduğun ürünler, müşteriye göndermiş olduğun servis elemanları, telefonunda müşterilerle ilgilenen kişiler olsun. Ya kurumsal olursan işini de profesyonelce yaptığın sürece ayakta kalırsın diye düşünüyorum. Yani piyasadaki işte döviz kuruna dayalı ne kadar ürün yükselsin veyahut da alçalsın, bu sizi bağlamaz. Siz de haliyle piyasanın şartlarına ayak uyduracaksınız. Fiyatlar yükseldikçe siz de ister istemez halınıza, metrekaresine fiyatları yükselteceksiniz. Öyle düşünüyorum. Yani dediğim gibi baştan söyledim. Bu işi ne kadar kurumsal yaparsanız kalıcı bir, yani sağlam köklü bir firma haline gelirsiniz. Biz de yaklaşık 12 seneden beridir bu işi yapıyoruz. Sağ olsun ERA 111 sayesinde de biz bu noktaya geldik. Bunu es geçmemek lazım. Daha öncesinde ERA 111'den önce de biz değişik firmalarla çalıştık. Ürün, deterjan olsun, parfüm olsun. Biz birçok firmalarla çalıştık fakat bu firmalarda bir istikrar göremedik. Belirli dönemlerde ürünün verimliliğini biz üründen verim alamadık. 2013-2014 yıllarında ben ERA ile tanıştım. O günden bugüne hem şikayetim kesildi, halının temizliği bakımından, halı olsun, yorgan olsun. Yani ERA'da da mesela yün halılar içinde ürünün kendisine has deterjanları var, ürünleri var. Biz onları kullanıyoruz. Şimdiye kadar herhangi bir şikayetimiz olmadı. Hatta şikayet oranımız yani yüzde çok düşük bir orana düştü, yok da diyebiliriz. Biz bugüne geldiysek de bunu samimiyetimle söyleyebilirim. ERA 111 sayesinde biz bugüne geldik yani.
Teşekkür ederim açıklamaların için. Biz de sizlerle beraber uzun yılları çalışmayı diliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah uzun süre devam ettiririz. Ben şunu arkadaşlarıma, diğer halı yıkamacı arkadaşlarıma da bunu tavsiye etmek istiyorum. Şimdi diğer firmaları ben kötülemek istemiyorum. Hani merdiven altı derler, şunu derler. Ben bu şekilde konuşmak istemiyorum. Bize de yakışmaz, esnaflara da yakışmaz. Etik de değil ama eğer ki bu işi yapıyorlarsa, mekanik olarak, makine olarak belli bir noktaya gelmek istiyorlarsa öncelikle otomatik makineleri almaları lazım. Bununla beraber sadece iş makineyle bitmiyor, servis elemanlarıyla bitmiyor. Bizim en önemli silahımız deterjan. Deterjanda da ERA 111 kullanmalarını özellikle ve özellikle tavsiye ediyorum. Yani müşterinin memnuniyeti neredeyse sıfırın, yani sıfır diyebiliriz. Yani tavsiye ettim. Yani ERA 111'i kullanmalarını öneririm. Bu. Abi peki ERA 111 sadece halı şampuanı mı? Başka hizmetleri var mı? Bize ERA 111'den ne kadar memnunsun? Başka hangi linelerinden yararlanıyorsun? Bize bahseder misiniz? Ben öncelikle ERA 111'e gerçekten bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Şöyle, sadece kullanmış olduğumuz ürünlerin veriminden ziyade ben halı yıkamacı arkadaşlarıma özellikle hani ERA 111'in beni getirdiği noktaları tespiti açısından söylüyorum. Bundan yıllar önce henüz pek sosyal medya çok popüler değildi. Biz web sitesi açmamıştık. Bize bazen mesela gelen telefonlar işte siparişleri biz soruyoruz. Mesela bize nasıl, nereden ulaştınız diye. Hani biz de bunu değerlendiriyoruz. İşte müşteri halının temizliğinden mi, servis elemanlarından dolayı memnuniyetinden mi, bize nasıl ulaştığını tavsiye üzerim. İşte onu tespit etmek için biz sorduğumuzda internet üzerinden ulaştığını bize dile getiriyordular. Ben henüz web sitesi açmamıştım. Birkaç kere internette işte Yıldırım Halı Temizleme diye girdiğimde ERA 111 kullanan firmalar diye kendi firmamın ismini, numarasını, adreslerini gördüm. Bu da beni gerçekten çok memnun etti. O bakımdan ERA 111 ailesine gerçekten çok teşekkür ederim. Ben burada şeyi görmüş oldum. Ya ERA 111 müşterinin deterjanlarından ziyade biz halı yıkamacılar için işimizi nasıl daha kaliteli, işimizi nasıl daha profesyonel, işimizi nasıl daha kurumsal bir hale getirebilmemiz açısından her zaman bir arayış içerisinde ve bunu sürekli halı yıkamacı arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Bunun özellikle fark ettik zaten. Mesela bazen karşılaştığım sorunlar yüzünden işte ERA 111'deki satış temsilcisi arkadaşlarımı aradığımız zaman bize sorunlarımızı gidermek için çözüm üretiyordular. Örneğin şimdi biz Antalya'da buranın suları çok kireçli. pH oranı da biraz yüksek olduğu için halılarda biraz sertlik oluşuyordu. Bunu biz nasıl çözebiliriz? Arayışı içerisindeydik. ERA 111 satış temsilcisi bir arkadaşımızla görüştüğümüzde bize su yumuşatıcısı kullanırsanız bu sorun çözülmüş olur diye bir şey öneride bulundular. Onu da gönderdiler ve kullandık. Gerçekten halının yumuşaklığı ve parlaklığı çok yüksek bir orana yükselmişti. Bunun dışında müşterilerle olan ilişkilerimiz, müşteri takibi, biz halıyı ne zaman götürdük, işte halıyı kim teslim etti, hangi saat gidilmesi gerekiyor, müşteri herhangi bir talebi var mı? Bu konuda da ERA 111 bize mesela eğitim olarak da bazı videolar gönderiyordu. Onları izliyordu. Kendimizi geliştiriyorduk. Şimdi de yanlış hatırlamıyorsam herhalde bir müşteri takip programı çıkaracakmışsınız. Evet. Bunu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Diğer alanlarda başarılı olduğunuz gibi bunda da başarılı olacağınıza adım gibi eminim. Dört gözle bekliyorum. Yani gerçekten teşekkür ederim ERA 111 ailesine. Biz de onlara çalıştığımız için gerçekten çok mutluyuz. Dediğim gibi yani biz bugün bu duruma geldiysek, bu potansiyele geldiysek samimiyetimle söylüyorum. Bunu biz ERA 111'e borçluyuz. Teşekkür ediyoruz açıklamanız için. Bizler de sizlerle çalıştığımız için memnunuz. Abi şimdi geldik buraya. Misafirin olduk. Çok da güzel bir karşılama yaptın. Yalnız tesisin gerçekten çok büyük. Güzel. Diğer halı yıkamacıları olanla bayağı bir ferah da burası. Siz bu başarı neye borçlu? Hani nasıl bir Antalya'da bu başarıyı sağladınız? Bunu başarıya yakalamak için diğer firmalar neler yapmalı? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki.
Öncelikle biraz şöyle söyleyeyim. Tabii biraz bütçe ister. Mesela dediğiniz gibi böyle ferah bir tesise, işte büyük bir tesise, tam tesisatlı. Tabii ufak tefek birkaç eksiğimiz var. Tam tesisatlı güzel bir tesis yapmak için biraz bütçe lazım. Sonrasında bu işi daha güzel bir yerlere gelebilmek için biraz kurumsal yapmanız lazım. Deterjan bakımından, makine tesisatı bakımından, araç servisleri bakımından bunları tam anlamıyla kurumsal yaparsanız güzel noktalara gelirsiniz. Servis elemandan tutun da telefonda müşterilerle ilgilenen arkadaşlara kadar. Müşteri memnuniyetini elde edebilmek için kullanmış olduğumuz ürünlerinden tutun da makinelerine kadar, servis elemanları, telefona cevap veren arkadaşlara varıncaya kadar bunu profesyonelce yaptıkları sürece emin olun çok güzel noktalara gelirler. İşte tabii günümüzde şu an döviz kurlarının düşmesi, alçalması daha çoğunlukla yükseliyor. Yükselmesinden dolayı almış olduğumuz ürünlerin yükselmesi, bunu biz müşteriye yansıtmamız yani konusuna gelirsek arkadaşlar işini kurumsal ve profesyonelce yaptıkları sürece fiyatlarını yükseltmeye baksınlar. Fiyatları yükselttikten sonra müşteri kaybına uğrarım düşüncesi varsa onları bence silsinler. Çünkü müşteri elde edebilmenin en büyük faktörlerinden bir tanesi müşteriye karşı kendini müşteriye karşı güvenilir hissettirmen, yapmış olduğun işin kalitesi ve zamanında işte teslim etmek. Ama işte geri kalan müşteri memnuniyetlerinin belli geri kalan oranları da şeye dayalı diye düşünüyorum. Özellikle fiyat için. Ya bunu %10 ile %5 arasında düşürebiliriz. Yani 100 müşteri fiyattan dolayı istersen %40 zam yap. Fiyattan dolayı müşteri kaybına uğrayacağını düşünme oranı bence %5'tir. Arkadaşlara tavsiyem dediğim gibi makinalarında, servislerinde işini profesyonel yapmalı ve ama en önemlisi özellikle deterjan konusu. Ben bu konuda da tavsiyem ve yıllara vermiş olduğu tecrübeye dayanarak konuşuyorum. Daha öncesinde ben birçok firmalarla çalıştım. 2014 yılından beridir, hemen hemen 2014 yılından beridir ERE 111 ürünleriyle çalışıyorum. Yün halısından tutun, bambu halısı, yorgan, koltuk yıkama için özel deterjanları var. Örneğin mesela bölgesel olarak coğrafi konum yüzünden mesela bazı firmaların kullanmış olduğu su pH oranları çok değişiyor. Özellikle suyun yumuşatılması için pH oranının dengelemesi için mesela bile ERE 111'in ürünleri var. Onları da kullanmalarını tavsiye ederim. 2014'ten beri açık konuşmak gerekirse yaklaşık 2014'te 7-8 sene oldu ben bir fiil aralıksız ERE 111 kullanıyorum. Müşteri şikayetleri hemen neredeyse sıfır diyebilirim. Çok düşük bir orana düştü. Bunu da ben ERE 111 ailesine borçluyum. Yani tavsiye ederim. Kullanmalarını özellikle ve özellikle tavsiye ederim. Pişman olmayacaklarını da buradan garantisini verebilirim. Çünkü kendim yıllardır ERE 111 kullanıyorum. Abi bizim de son bir paylaşmak istediğin herhangi bir şey var mı? Tabii. Ben buradan ERE 111 ailesine gerçekten teşekkür ediyorum. Bugüne geldiysek onun sayesinde. Diğer halı yıkamacı arkadaşlara da buradan selam yolluyorum. İşlerine devam etsinler. ERE 111'i de denemelerini tavsiye ederim. Herkese hayırlı işler olsun. Bu. Teşekkür ediyoruz. Evet, Antalya'daydık. Antalya turumuz devam ediyor. Yıldırım Halı Yıkama Fabrikası bizleri konuk etti. Firma sahibine çok teşekkür ediyoruz sıcak karşılama için. Röportajımızı bugün de burada sonlandırıyoruz. Bütün halı yıkamacı arkadaşlarımıza iyi günler diyoruz abi.